Programımızın bu bölümünde operatör doktor Hüseyin Kandolu bizimle birlikte olacak ve konuşacağımız konu aslında her zaman söylüyorum artık bazen doktorlar diyorlar ki hani bu konuyu anlattık daha başka bir şey anlatayım. Hayır, benim için bu konu çok önemli çünkü ben ve çevremdeki hemen hemen herkes bu yöntemle çok güzel gerçekten de kilo verdik demeyeyim tabii ama çok güzel bir şekle girdik. Az sonra gösteririm size gerekirse. Kalkıp ayağı diye. Peki bu dakikalarda Hüseyin Kandolu bizimle birlikte estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor kimliğiyle. Hocam ultrasonik liposakşın. Evet. Biz bunu aşağı yukarı herhalde 2 senedir anlatıyoruz. Evet. Ama hala ilk defa duyanlar ve ay öyle mi gerçekten diyenler var. Evet, şimdi bunu anlatmakta fayda var. Çünkü estetik cerrahide diğer tıbbi branşlara göre çok farklı bir olay var. Bizi sürekli güncelleyen, sürekli dinamik tutan ve gelişmeye zorlayan bilimin dışında çok önemli bir faktör var. Bu da insan faktörü. Evet. Hasta veya kişi sürekli daha farklı taleplerde, daha iyi taleplerde, daha konforlu taleplerde ve hep zirveye oynayan bir hedefte, isteklerde bulunuyor. Dolayısıyla estetik cerrahi sürekli güncelleniyor, sürekli yenileniyor, sürekli gelişim arayışında. Bakış açısı değişebiliyor. Bundan geri kalamıyorsunuz ve tıbbı diğer alanlarda, örneğin genel cerrahide belli standartlar olabiliyor. İşte apandisit ameliyatı belli kurallar çerçevesinde yapılırken bizde operasyonlar da standart değil. Yani kişiye özel operasyonlar, kişinin vücuduna özel operasyonlar yapılıyor. Ultrasonik liposakşının da son 5 yıllık süreçte çok aktif olarak hayata girmesi, gelişmesi ciddi olarak hastanın vücudunda şekil değişikliği yaratma, konforlu bir şekilde şekil değişikliği yaratmaya sağladığı imkandan dolayı konuşulmaya çok değer bir konudur. Peki şimdi üstünlüklerini anlatalım. Bir kere ben şöyle söyleyeyim size, ben liposuction olmuştum ilk yıllarda çıktığında. Ve çok kötü bir görüntü oldu bir zaman sonra. O engebeler oldu, fazlalıklar kaldı böyle bölge bölge. Ve bunu dediler ki bana hiç işte liposakşını düzeltemeyiz. Ben 2 sene bekledim. Evet. Sonra bu yöntem çıktı ve ben bu yöntemle revizyon operasyon yaptırdım. Çok mutluyum. Onu özellikle söylüyorum çünkü bana hep yolda görüp soruyorlar. Neyinize yaptırdınız, ne yaptırdınız, çok mu şişmandınız ama biliyoruz diye. Hayır, şişmanlıkla alakalı değil bu. Gerçekten çok kötü bir görüntü vardı liposakşından. Evet. Ve çok şükür ki düzeldi. Yani hiç düzelmeyecek zannedip çok korktuğum bir şeydi o. Plajda çok rahatsız olduğum bir şeydi bacaklarımla ilgili. Şimdi bunu merak ediyorum. Evet. Ne üstünlük getirdi? Şimdi biraz önce söylediğim gibi sürekli bir gelişim var ve gelişimi tetikleyen sizlerin arzuları. Yani siz o mevcut memnun olmadığınız görüntüden nasıl kurtulurum arayışına giriyorsunuz. Bizler de nasıl kurtarırız arayışına giriyoruz. Şimdi kısa tarihçeye bakarsak yani bu 50 yıl önce başlayan bir liposuction ameliyatı var. Ve amaç vücuttan yağ uzaklaştırmak. Yani istenmeyen yağı uzaklaştırmak. Özellikle ilk yıllarda yani 70'li yıllarda ciddi komplikasyonlar oluyordu. Sonra teknik gelişti. Farklı farklı teknikler, yani hiç kafa bulandırmayalım. Ve şu an günümüzde artık teknolojiyle de yöntem birleştiğinde liposuction vücuttan yağın uzaklaştırılması. Peki hasta ne istiyor? Hasta bizi neye zorluyor? Hasta şunu istiyor. İyi bir sonuç. Evet. Peki iyi sonuçtan kasıt ne? Küçülmek mi, şekillenmek mi? Artık hem küçülmek hem şekillenmek şöyle istiyor. Şöyle bir yöntem. Evet, evet. Şey istiyoruz. Yani vücudunda güzel hatlar istiyor. Bu hatlar sadece belde değil. Kalçada, bacak içinde, kolda. Aslında analiz ettiğiniz zaman örneğin bayan kolunda şöyle 90 derece tuttuğumuz zaman erkek kolu ve bayan kolu farklıdır. Bayanda burada 90 derece ile geçiş olması gerekirken erkekte kaslı görüntüden dolayı bu açı 60 derecedir. Çok ciddi nüans farkları, vücuda bakış farklılıkları var. Bunları da sağlayan bu yöntemin gelişmesi. Çünkü yöntem yüksek hacimde yağ almaya olanak sağlıyor. Tek seferde tüm vücutta çalışma imkanı sağlıyor. Hızlı iyileşme imkanı sağlıyor ama hızlı iyileşmeden kastım hemen kalkıp operasyonu geçirip eve gitmek zaman zaman olur. Zaman zaman farklılıklar olur. Bu
Hastaya göre değişecektir. Hayır, hastadan... ben giderdim mesela, siz bırakmadınız. Yani evet ama ben şunu çok demek rahat, istiyorum. 10 dakika sonra kalkıp yürüdüm. Herkes dedi ki ay aman durun yapmayın, başınız dönüyor. Hiçbir şey, evet, hiç şey olmuyor. Yöntem şey çok kolay. Yöntem çok konforlu. Orada bir şey yok. Hem fikiriz zaten, amaç da bu. Evet. Bölgesel uyguladığınız zaman genel anestezi yok. Ha, ben bir de genel anestezi almıştım üstelik. Ben öyle istedim çünkü. Evet. Evet. Yani tabii tecrübe ettiğiniz için siz de çok hakimsiniz bu konuya ama bunun yanında bu yöntem vücuttaki diğer dokulara hasar vermiyor. Kas dokusuna, sinir dokusuna, damar dokusuna ve bağ dokusuna zarar vermiyor. Dolayısıyla bu dokular deri altında sağlam kaldığı için ve siz sadece yağ selektif çalıştığınız için çok hızlı bir iyileşme ve sıkılaşma dönemi söz konusu. Sıkılaşma, evet, klasik liposakşında hasta sıkılaşamazken bu yöntemle çok ciddi bir sıkılaşma oluyor. Dolayısıyla sportif hatların ortaya çıkması, hastanın gevşekliğinin kaybolması çok ciddi faktörler. Bu faktörler tamamen biraz önce bahsettiğim gibi hastaların ve doktorların da görmek istediği sonuçlardı. Şimdi bu sonuçlara ulaşmak mümkün. Şimdi hangi bölgelere yapılıyor? Ben bacak dedim, kalça dedim ama bunun dışında hangi bölgeler ve genel anlamda? Ultrasonik liposuction ses dalgalarıyla çalışan bir yöntem. Özel propları var ve bu özel proplar vücudun her bölgesi için ayrı ayrı dizayn edilmiş. Hı hı. Yağın hacmine göre, çalışılacak alandaki büyüklüğe göre propların da çapları değişebiliyor. Yalnız bu çaplardan bahsederken bunların çok minik olduğunu da söylemekte fayda var. Hı hı. Maksimum çap 5 milimetreyi geçmiyor. Çünkü iz kalmıyor. Ben evet, oradan biliyorum. Görmedim yapılan de. Hiçbir kesi yok. Sadece küçük delikler var ve bunlar gizli yerlerde. Dolayısıyla... Bence bitiyor. Yani o sonra, evet, evet. Yani bir sene sonra falan kalmıyor. Hiç görünür hiçbir şey kalmıyor. Evet. Çünkü estetik bakışta onu da istemiyoruz. Yani vücudumuzun birçok noktasında küçük deliklerin olması, siz plaja çıktığınız zaman etraftaki insanlar da bir şey mi yaptırmış izlenimi doğurabilir. Hı. Dolayısıyla yapılan güzelliğin anlaşılmaması da bence çok önemli. Tabii siz çünkü estetik plastik cerrah olduğunuz evet, için. Evet, her ayrıntıyı düşünmekte fayda var. Bu özel proplar sayesinde yüzden ayak bileğine kadar her bölgede çalışmak mümkün. Gıdı çok zorluyor. Gıdı bir, ayak bileği iki yapılır evet, mı diye. Alt bacak bir de. Rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tamam. Bilekler incelebiliyor. Bazen biliyorsunuz hanımlarda tam tersi. Bilek kalın, üst taraf ince olabiliyor. Bu daha eğri bir görüntü oluşturabiliyor. Alttan alınan yağlar üste enjekte edilerek daha dolgun, daha kıvamlı bir bacak, daha şekilli bir bacak ortaya çıkarılabiliyor. Bir de diz içini söyleyelim. Evet. Çok etkili. Evet, diz içi. Sadece diz içi alarak bile bacağınız çok güzel olabilir. Evet, yani orada vücuda bakış çok önemli. Bu alanla tüm dünyada vücutla ilgilenen estetik cerrahlar, ben de öyle yapıyorum. Sürekli vücut incelemek zorundasınız. Her vücut farklı. Her vücudun yarattığı görüntü farklı. Kendi içindeki harmonisi farklı. Bazen özel ışıklarla vücuda bakıp işte hangi harekette hangi kas gölgesi ortaya çıkıyor hepsini değerlendirmek gerekebiliyor. Dolayısıyla yöntem, tecrübe hepsi bir arada birleştiği zaman çok iyi sonuçlara, istenilebilecek sonuçlara gitmek mümkün. Bu işlem obezite sınırının altında olan herkese uygulanabilir. Ancak bir de high definition dediğimiz, yani ciddi anlamda özellikle erkekler buna rağbet ediyor. Karın kaslarının bile ortaya çıkarılabildiği, üçgen vücudun oluşturabildiği high definition işlemi var. Yine bu ultrasonik yöntemle uygulanan bir işlem. Böyle ileri sonuçlara gitmek isterseniz ki şu an artık fit görünümlü birçok bayan da bunu arzuluyor. Biraz daha ince bir bel, karın hatlarının daha ortaya çıktığı bir görünüm. Bunu da yapmak mümkün. Vallahi ne güzel. Şimdi erkekler için biraz konuşalım. Evet. Erkekler özellikle çok merak ediyorlar. Gerçekten hani bu six packs denilen güzel kaslı görünüm. İşte onların memelerindeki kas. Evet. Bunlar gerçek mi? Çünkü galiba sadece yağ alarak kası ortaya çıkarmak anladığım kadarıyla mantık olarak mümkün. Yöntemin şöyle bir avantajı var. Alınan yağlar kullanılabiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla doğru anatomik pozisyonda özellikle erkek göğsünün
kendim de göstereyim. Şöyle bir yapısı var. Koltuk altına gelen bir üçgen yapı. O üçgen yapının dışında kalan alanlardaki tüm yağı alabiliyorsunuz. Dolayısıyla doğru bölgede çalıştığınızda kas direkt ortaya çıkıyor. Ancak aldığınız yağla kası daha da büyütme şansınız var. Kas içine enjekte ederek kası da şişirebiliyorsunuz ve böylelikle hasta sanki orta düzeyde sportif, sürekli spor yapan bir vücuda kavuşabiliyor. Bunlar doğal, kalıcı, ömür boyu sürdürülebilir neticeler. Peki karın kasında nasıl oluyor? Özel muayene yöntemleri var. Yani kasları tek tek tespit etmeniz gerekiyor ameliyattan önce. Bunları tek tek işaretliyorsunuz ve kasların geçiş aralıklarındaki fazla yağları uzaklaştırıyorsunuz. Dolayısıyla doğru noktadan alınan yağların ardından kaslar ortaya çıkmış oluyor. Ancak burada kişinin altyapısı çok önemli. Eğer önceden spor yapmışsa kası daha büyük hastada kas daha büyük olarak ortaya çıkacaktır. Kası çok gelişmemiş hastada kasın gölgesi ortaya çıkacaktır. Ama her koşulda sportif iyi bir vücut ortaya çıkacaktır. Peki kadınlar için geçerli mi? Onların da böyle bu şeyler var kadınların ya karın bölgelerde. Kadınların şu yan hatlarını öneriyorum. Evet. Çünkü kadınlarda rectus abdominislerin tek tek böyle six pack olarak yok zaten. Yani öyle bir çalışma, bir çalışma yapan bayan da yok. Yani vücut geliştirme sporu yapması gerekiyor. Onun dışında genel olarak yandaki şu oyuk hatlar, şöyle aşağıya bikini bölgesine doğru gelen oyuk hatlar ve orta hattaki oyuk hatı oluşturmak ve yağı karından tamamen uzaklaştırmak bayan hastalar için fazlasıyla yeterli oluyor. Şimdi bu tabii sportif kısım ama benim gibi gündelik hayatta güzel olmak isteyenlerdenseniz eğer vücut şekli olarak biz istiyoruz ki böyle güzel bir oyuğumuz olsun, güzel bir kalçamız olsun. Tamam Jennifer Lopez olamayız belki ama hani güzel bir şey olsun. Çünkü sizin aslında o hatlarınız belli olunca her kıyafet yakışıyor. Evet. Değil mi? Her şeyi giyebiliyorsunuz. Hani styling olarak da çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir düzen oturuyor hayatınıza. Zaten burada hedeflediğimiz nokta evet bedeni de küçültmek. Ama bedeni küçülttüğümüz zaman yani 44 beden bir hastayı 40 bedene indirirsiniz. Belki 38'e indirirsiniz. 38 bedeni 36'ya indirebilirsiniz. Ama ana amacımız o kıyafetin içerisinde veya kıyafetsiz olarak bir bütünde pürüzsüz, düzgün hatların olduğu bir vücut. Değil mi? Yani, kıvrımlı vücut her zaman çok daha seksi ve çok daha güzel. Kesinlikle. Diyor. Peki hocam bu alınan yağlar sonra bir şekilde vücuda geri döner mi? Yani kilo aldığımızda daha kötü olur muyuz? Genel tüm liposuction işlemleri için konuşacak olursak, liposuction'ın ana mantığında bu ultrasonik yöntemde olabilir, klasik yöntemde olabilir, farklı cihazlar yardımıyla da olabilir. Ancak bahsettiğim tüm bu yöntemler operasyonel yöntemler. Eğer operasyonel olarak vücuttan yağı uzaklaştırıyorsanız, yani dışarıdan cihazla yapılan masaj gibi yöntemlerden bahsetmiyorum. Operasyonel olarak yağı vücuttan uzaklaştırmışsanız, burada önemli olan hangi oranda yağı uzaklaştırdığınızdır. Ultrasonik yöntemin de burada çok büyük avantajı var. Çünkü yüksek oranda yağı uzaklaştırıyorsunuz vücuttan. Örneğin karın bölgesindeki yağ oranının %80'ini uzaklaştırabiliyorsanız, bu da demektir ki tekrar bir kilo alımında o bölge %20 oranında kilo alacaktır. İşte klasikle mukayese edildiğinde klasik yöntemde bu kadar çok yağı homojen olarak zarar vermeden konforlu bir şekilde almak mümkün değildi. Hocam kaç litre alabilirsiniz? Litresel olarak bilimsel bir takım veriler var. Eskiden bunlar belli litrelerde sınırlıyken şimdi teknolojiyle de yüksek volümlere çıkabiliyoruz. Evet 10 litre aldığımız hasta da oluyor, 12 de oluyor, 3 litre de olabiliyor. Bu tamamen hastanın mevcut yağ yapısına bağlı. Ancak yüksek volümlere çıkılacaksa hastanın sağlığı her zaman bizim için çok değerli. Orada hiçbir şekilde hastayı riske etmeyecekseniz tek seansta bunu yapabiliyorsunuz. Eğer hastada ciddi bir yağlanma var, işte 15 litrelere çıkmak gerekiyorsa belki de işlemi 2 seansa bölmek hastanın konforu açısından sağlıklı olabilir. Peki yani seans seansla yapılabilir ama anladığım kadarıyla yani 10 litreden bahsediyorsanız çoğunlukla tek seansta bitiyorsa. Bitiyor ve zaten o düzeyin üzerindeki hastalar da ne yazık ki obeziteye kaymış oluyor. Yani bu işleme aday olmuyorlar. Bahsettiğimiz bölgesel yağlanması olanlar genel olarak bedeninde yaygın işte kol, sırt, bel gibi yağlanması olan ama
obez olmayan hastalar. Hmm. Tüm bu hastaları tek seferde opere etmek ve daha ince, daha orantılı bir vücuda kavuşturmak mümkün. Ama siz de biliyorsunuz aslında sanatçılardan biri yaptırdı. Obezite cerrahisi yaptırmadı. Liposuction yaptırdı ama belki de bu yöntemi yaptı. Şimdi hangi yöntem liposuction yaptığını bilmiyorum. Ama kadıncağız yaptırdıktan sonra gitgide zayıfladı. O dönem dönem oluyor, dönem dönem zayıflıyor ama biraz motivasyon da sağlıyor. Ya da belki de hani o direnci mi kırıyor bilmiyorum evet, vücutta. Bakın, bakın her yaptıran zayıflıyor, ben dahil. Evet, evet. Şimdi hayat şartları artık çok daha stresli. Dolayısıyla beslenme düzensizleşebiliyor. Yani yoğun çalışıyoruz, daha düzensiz besleniyoruz. Spora ne yazık ki zaman ayıramıyoruz. Bunlar zaman içerisinde ülkemizde her şey daha konforlu hale geldiğinde oturacak şeyler. 23 yaşında bir genç hanımefendinin genel olarak yağlanması olduğunu düşündüğünüzde böyle bir insana müdahale ettiğimiz zaman çok ciddi olarak motive oluyor. Tabii. Yani çünkü siz bir müdahale yapıyorsunuz. 2 gün içerisinde vücut küçülüyor. Hasta bunu görüyor. Bunu kaybetmek istemiyor. Hı. Bu kesinlikle katılıyorum. Bu işlemden sonra hastada ciddi bir motivasyon var. Ve yöntemden sonra, uygulamadan sonra hep daha iyi sonuca gidiyor hastalarım. Onu evet. izliyorum ben de. Kesin yani buna ben de sonuna kadar katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Operatör Doktor Hüseyin Kandulu bizimle birlikteydi. Bugün ultrasonik liposuction konuştuk. Bildiğim konudan gelince hocam güzel oluyor. Evet. Rahat oluyor bütün sorular ama bazen de şöyle oluyor. Çok kendinize yaptırdığınız bir operasyon olunca aslında sıfır olan bir insanın gözüyle bakamıyoruz ve soramıyoruz doğru soruları. Bunun öyle olduğunu düşünenlerdenseniz telefon numaramız var, Instagram'ımız var, her şeyi sorabilirsiniz. Genelde benimle ilgili de sorular çok fazla soruluyor. İstediğiniz her şeyi sorabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyorum. İster telefonla ister yazarak biz tabii ki emrinize amadeyiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.